Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Çağrı Develioğlu. Bugün gündem özelde konuğum Cenk Kaptan. Cenk Kaptan'la Türkiye'deki müzik sektörünü ve müzikle ilgili olan şu yasağı konuşacağız. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Saat 01'e çekilmesi sizi memnun etti mi? Hemen sorayım. Yani yetersiz değil mi? Demin de biraz sohbetini yaptık. Böyle işte lütfettiler şeklinde tanımlayabiliyorum şu an itibariyle. Zaten 2021'in Mayıs'ından beri yanlış hatırlamıyorsam bu karar alındı. Gece 12'ye çekilmişti. Zaten bir seneye yakın bir süredir müzik sektörü örselendi, bitti. Paramparça oldu. Zaten küçücük bir sektör. Kulakları çınlasın sevgili Özgür Ulusoy'un bir tespiti var. O işte müzik sektörü dediğimiz sektör bir yıllık bütün harcamaları her şey dahil Türkiye'deki tavukçuluk sektörünün 2 haftasına tekabül ediyormuş. Yani küçücük bir sektör zaten. Yani tekelleşmeye hiç müsait değil. Bir de üstüne böyle bir pandemi gibi bir facia ve maalesef memleketin içinde bulunduğu 20 yıllık kabus süreci iyice inanılmaz bir noktaya getirdi bizi. Peki temelinde sizce ne yatıyordu 12'ye kadar çekilmesi? Bir test miydi? Belki de evet, çok... Toplumun sinir uçlarını denemek, bir pandemi bir bahane olarak görülüp, dur bakalım ne oluyor, ne tepki verecek bu insanlar mıydı? Belki de, ya açıkçası ben şunu söylemek isterim. Benim siyasetle çok fazla ilişkim olmadı. Özellikle 33 yaşına kadar, yani Gezi 2013 sürecine kadar çok ilgim olmadı. Ondan sonra yavaş yavaş penguenlerle beraber ayılmaya başladım. Ve ondan sonra işte söylenen bir şeylerin aslında o olmadığını yavaş yavaş tespit etmeye başladım. Ve bu süreçte de gördük ki, yani işte eskiden benim çocukluğumda hani devlet baba diye bir laf vardı. Sahip çıkardı, korurdu, kollardı vatandaşını. Bir anda özellikle müzisyenler, yani zaten belli bir noktada tabii onlarda da bazı sıkıntılar var. İşte örgütlenemiyor mesela müzisyen. Böyle bir sıkıntısı var. Hı hı. Bunu da fırsat biliyor tabii ki karşı taraf. Madem öyle, hadi bakalım dediğiniz gibi deneyelim. Sınırları zorlayalım, zorlayabildiğimiz kadar ve hani ilk o 24'e çekildi açıklamasında herkesin kanı dondu. Çünkü müzik sektörünü, müzik ve eğlence sektörünü, yani müzik eşittir eğlence değildir bu arada. Onun da altını çizmek isterim. Yani belgeselimizde de bunu birazdan oraya da gireceğim zaten. Aha. Müzik eşittir eğlence değildir. Fakat müzik eğlence sektörünün bazı dinamikleri var. Yani özellikle yaz zamanı geldiğinde, şu zamanları konuştuğumuzda işte insanlar akşam yemeklerini yer. Saat artık işte gece 10 olmuştur. Ondan sonra yavaş yavaş 11-12 itibariyle konserler verilmeye başlanır. Bu arada konserler verilmeye başlanır dediğimiz noktada bir Fazıl Say'ın bir açıklamasını duydum geçtiğimiz günlerde. Kendisini zevkle takip ediyorum. Fakat şöyle bir cümlesine rast geldim. Şaşırdım açıkçası. 12'den sonra konser olmaz diye bir cümle kullanmış. İşte asıl problem müzik yasağı değil de desibel problemidir şeklinde. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı hiç desibelden mesibelden bahsetmedi. Yani o yasağı söylediğinde. Hı hı. Direkt 12'den sonra yasaktır. Her yerde yasak. Her yerde yasaktır şeklinde yaklaştı. Tabii. 12'den sonra da konser olur. Oluyor. 12'den sonra konser olur. Yani. Belki bir klasik müzik konseri olmayabilir. Olmayabilir. Ama bir heavy metal konseri olabilir. Olabilir. Bir rock konseri olabilir. Rock konseri, bir tekno konseri olur. O ya her şey olabilir. Ya da klasik müzikte isteyen istediği saatte, hani dinleyicisi, izleyicisi varsa olabilir pekala. Hı hı. Şimdi buradan da başka bir soru ortaya çıkıyor. Bu düzenleme daha mantıklı yapılamaz mıydı? Yani 12'ye kadar pandemi sürecinde elbette bu çok normal karşılanabildi belki. Hı hı. Ama hepimizin bir korkusu vardı. Acaba böyle mi devam edecek? İşte
ve uzun bir süre böyle devam etti. Toplu taşımaya bile, sadece artık toplu taşımalarda maske mecburiyken bir insanın, şunu da görüyorduk hatta, ben başka bir konuya da gireceğim. Hı hı. AVM'lerde restoranlar var. Ortak yemek yeme alanları var. Hı hı. Ortak yemek yeme alanlarında insanlar maskelerini açıyorlar. Evet. Ancak orada bir güvenlikler duruyor. Siz ayakta maske takmazsanız maske taktırıyor. Yani bir güvenlik illüzyonu var aslında. Evet. Şimdi bu aynısı müzikte de böyle bir illüzyon vardı ama benim düşüncem şu. Desibel. Evet, belki muhitlerde insanların uyudukları, yattıkları yerlerde olan bu tip gece eğlence alanları belki belli bir saatle sınırlandırılabilirdi. Bunun başka bir sebebi olabilirdi. Belki oraya insanlar akın etmeyecekti, gitmeyecekti. Ancak bir konserin, yani bu iş için yapılmış bir konser alanında yapılmaması nasıl bir mantığa sığar? Size soruyorum. Yani işte bir yıldır neredeyse herkes bunu düşünüyor. Buna bir cevap aramaya çalışıyor. Ama artık sanırım cevap aramayı da bıraktık. Yani bıçak kemiğe dayandı açıkçası. Birçok müzisyen intihar etti. Yani maalesef biz işte keza belgeselde bundan da bahsediyoruz. Her bahsettiğimde çok da bahsetmek de istemiyorum. Bir taraftan tekrarlamak da istemiyorum. Ama böyle bir gerçeklik de var yani. Ben bu arada bir belgeselden bahsetmek istiyorum. Belgeselin ismi Sen Kimsin? Cenk Kaptan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği bir yapım. Bu belgeselde birbirinden değerli ve çok farklı alanlarda uzmanlaşmış müzisyenler, müzik insanları var. Doğrudur. Ve bu kişilerden siz hem Türkiye'deki müzik piyasasını hem de bu son yasakları, Türkiye'nin son halini, gidişatını da konuştunuz. Biraz bunun amacını da ve nasıl sonuç çıktığını da anlatabilir misiniz? Çünkü orada net bir sosyoloji bilimi kullanılmış. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu hususta bu belgeselle alakadar destek veren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Size de çok teşekkür ediyorum tekrar buna zaman ayırdığınız için bir taraftan. Bu 2,5 seneyi aşkın bir sürecin ürünü oldu. Hı hı. Belgesel çalışmaları birazcık öyle oluyor. Uzun süreli çalışmalar olabiliyor. Çünkü ben bu arada üniversitede de hocaydım yakın bir tarihe kadar. Hocaydım diyorsunuz. Neden? Bıraktınız mı? Şöyle, bırakmadım. Yani asıl uzmanlık alanım hocalık değildi ama bir taraftan üniversitede olmak ve öğrenci sahibi olmak da çok hoşuma gidiyordu. Hı. 6 senedir bir özel üniversitede hocalık yapıyordum. Fakat bu film birazcık böyle bir filmin ötesine geçti. Bu film yüzünden de demek istemiyorum ama sanırım birazcık da öyle. Bu film sayesinde mi denir, ne denir? Etkisiyle. Bu filmin etkisiyle işimden oldum maalesef. Üniversitedeki hocalık hayatım bitmek durumunda kaldı. Gerekçesiz bir şekilde beni sepetlediler diyeyim amiyane tabirle. Peki bu özel üniversite diyorsunuz ama o zaman iktidara yakın bir üniversite miydi? Valla ben dediğim gibi siyasetle çok fazla ilgilenmediğim için çok da detayını bilmiyorum açıkçası. Ama şu Çağrı Bey, benim birazcık böyle ayılmama yardımcı olan düşüncelerden bir tanesi de şu. En sevimsizi ne biliyor musunuz? Miş gibi yapanlar. Yani bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu hepimizin hayatında da var. Bir sürü insan böyle yani. İşte mesela aydındır, cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür. Bilimin, sanatın, felsefenin peşindedir baktığınızda. Ama sonra bir bakarsınız hani ona bir şeyler değmeye başladığı zaman artık menfaatler ön plana çıkmaya başlar. Ve o pozisyonda da bir anda siz hiç beklemediğiniz bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Benim de başıma gelen sanırım böyle bir şey oldu. Ne iş yapıyorsun? Müzisyenim. Ama ne iş yapıyorsun? Müzik bir endüstri. Müzik manipülasyondur. Bana kalırsa demokrasidir. Müziğin hayatımızdaki yerinin bence farkında değiliz. Müziğin gücüne inanıyorum. Kalbiniz beraber atar müzik yaparken. Bir müzik yapıyorsun, diyorsun ki bu müzik çok satar. Bir de bizim müzikle olan özel ilişkimiz var. Ama bir de bir müziğim var,
hikayeni anlatıyorsun. Tam anlamıyla bağımsız olmak mümkün mü tartışmalı. Ben tüccar mıyım? Bir insan hem ticari müzik yapıp hem de bağımsız müzisyen olabilir. Ben bir müzisyen miyim? Sadece Spotify'a bağlı müzisyen. Popüler kültürün dinlenme sayısıyla üretilen bir parasal değeri var. Temel dinamik kar. Sömürü devam ediyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. No manat, no sanat. Parayla satın alınamayacak bazı şeyler olmalı. Para önemli değil ama müziğin buna alet oluyor olması, birinin seni devamlı sömürdüğünü bilmek kötü bir şey. 11 Mart'a girdiğimizde ilk vaka görüldü. Herkesin maske takması zorunlu olacak. 1,5-2 ay direnelim. Çok iyi bir ürün çıkarıyorsun. İyi müzik yaparsan kimse dinlemez seni. Fakat bunun reklamını nasıl yapacaksın? Müzik yapım şirketleri sadece kendi dikte ettikleri müzikleri dinlemek zorunda kalacaklar böyle giderse. Görünür değilsiniz Spotify'da. Gerçekle yüzleşmek her zaman çok değerli bir şeydir. Biz dayanışma içinde olamıyoruz. Yurt dışında bir meslek birliğinde Türkiye'deki eser sahiplerine dağıtılmayı bekleyen milyon eurolar var. Başarmış olsak o kadar müzisyen intihar etmez. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'ü çekiyoruz. Politikacılardan nefret ediyorum. Kusura bakmasın. Onların gerçek yüzünü anlatmak istiyorum. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Sen kimsin? Bütün yasaklar kalktı, maske kalktı. Müzik yasağı devam ediyor. İtiraz eden bir haykırışınız yoksa bağımsız müzisyen olma ihtimaliniz yok demektir. Ben bağımsız bir müzisyenim. Bu hikayeleri anlatmak benim işim. Ama böyle bu yollar böyle acı dolu birazcık. Ama acıdan da keyif alıyoruz yani. Emre Erkin hocam, sevgili Profesör Doktor Emre Erkin'in çok güzel bir lafı var. Yani sanat yolu acılıdır. Ama siz bu acıdan keyif alıyorsanız ne mutlu size gibi bir yaklaşım vardı. Biz de birazcık sanırım buralara geldik. Ondan besleniyorsunuz. Evet. Zaten Anadolu toprakları nice yıllardır acılardan beslenerek bir şeyler sanat üretiyor. Maalesef. O da yansıyor zaten çıkan sonuca. Evet. Peki belgesel ne anlatıyor? Belgeseldeki bu değerli müzisyenler neler söyledi? Belgesele başladığımda hedefim müziği ve müzisyeni anlatmaktı ilk etapta. Titreşim metaforu üzerinden. Çünkü gördüğüm ve inandığım şey matematiksel olarak da her varlığın bir titreşimi olması ve her şeyin titreşimle ifade ediliyor olması müziğin de bunun için olabilecek en güzel yöntem olması. İnsanlara ifade, hem kendini ifade etme açısından hem iletişim açısından evrensel olması bir taraftan da. Bu kararla belgeseli yazmaya karar verdim, yazdım. Sonrasında pandemi geldi. Ve pandemiyle beraber iş birazcık daha pandemide müzik ve müzisyene dönüşmeye başladı süreçte, yolda. Ve tabii ki en önemli nokta aslında bağımsız müzisyen. Hı hı. Şimdi yine belgeselin içerisinde çok değiniyoruz. Müziği bağımsız müzik ve bağımsız olmayan müzik, yani diğer adıyla ticari müzik olarak tanımlayabilir miyiz, tanımlayamaz mıyız? Böyle bir ayrım bir zamana kadar vardı ama artık iyice dijital teknolojilerin yükselmesi, müziğin streaming'e dönmesinden kaynaklı bu artık iyice birbirine karışmış durumda. Ama biz sen kimsinle herkese bu soruyu soruyoruz. Yani bağımlı müzisyene de, ticari müzisyene de, ticari olmayan müzisyene de, yapımcıya da, dağıtımcıya da, hükümete de, devlete de, dinleyiciye de, herkese sen kimsin diyoruz yani. Herkes böyle bir şapkasını alsın, önüne koysun. Müzik onun hayatının neresinde? Gerçekten bunu samimiyetle bir düşünsün. İşte en sanatla ilgisi olmayan, müzikle ilgisi olmayan insan bile bir hısmının, akrabasının düğününe gittiği zaman orada nasıl halay çekiyor, nasıl göbek atıyor? Hani bunları bir düşünsün. Bunların olmadığını, hayatından çekip çıkartıldığını düşünsün diye bu işi birazcık yapma kararı aldık. Ve hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bütün katılımcılara,
İsmi aklıma gelenleri ufak ufak saymak isterim. Sevgili Feridun Düzağaç, İlkay Akkaya, Peyk grubu, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, sevgili Profesör Doktor Emre Alkin. Bu katılımcıların sayesinde ve bitmek tükenmek bilmeyen destekleri sayesinde o biraz önce söylediğim sevimsiz olayı çok rahat bir şekilde atlattık. Şimdi belgeselimizi artık yavaş yavaş önce bir fragmanını yaptık. Ne zaman yayınlanacak peki? Belgeselin yayınlanma tarihine birazcık daha var. Çünkü festivallerde birazcık yol alsın istiyoruz. Özellikle yurt dışı festivallerde birazcık yol alsın istiyoruz. Ondan sonrasında bu da herhalde aşağı yukarı bir senelik bir sürece tekabül eder önümüzdeki. Sonra da belki dijital platformlara koyacaksınız. Evet, belki de. Peki, şunu da merak ediyorum. Daha sonraki süreçleri nasıl öngörüyorsunuz? Yani şimdi 0-1'e alındı yasak. Hı hı. Bu belki bir tık rahatlama sağlar müzisyenler açısından. Ancak bu yasak sizce kaldırılacak mı? Yoksa Türkiye başka bir yola girilsin diye müzik yasağı deneme için kullanılıyor mu? Vallahi akıl var, mantık var, matematik var. Yani yaz sezonuna giriyoruz. Hı hı. Yaz sezonunda zaten malumunuz Ukrayna Rusya savaşı bizim turizm sektörünü göbekten etkileyeceğini, ben çok detayları, parametreleri bilmiyorum ama bildiğimiz kadarıyla oradan bayağı bir turist çekiyordu Türkiye'ye. Orada büyük bir sıkıntı zaten yaşayacağız. Geriye bir avuç turist kalacak. Vatandaşın zaten hali mecali yok yani. İki gün önce bir Enes'e kadar gittim geldim. 1000 lira yaktı. Evet. Araba 600 kilometre, 1000 lira yaktı ve çok yavaş kullandım arabayı. Yani 80-90'la gidiyorum falan. Şimdi zaten insanların arabası yok, bir şeyi yok hani de. Diğer vatandaş da alıp başını bir yerlere gidemeyecek. Orada bir ekonomi dönmeyecek yani. Öteki taraftan yurt dışından gelen turist de gece bir mi ha falan olacak otomatik. Çünkü niye geliyor? Tamam, doğamız için geliyor. Okey. Ama bir taraftan da eğlence için geliyor yani. Böyle müzik de, tekrar söylüyorum, müzik eşittir eğlence değildir ama eğlencenin büyük bir faktörüdür turizmde, özellikle müzik. Doğru. Nasıl matematik kısmı işin bu? Bir de şu da var. Sadece ben bir de yani turizm, eğlence, hiç bunları konuşmuyorum. Albümler yapılıyor. Aha. Albümün yapılması için bir konser planlaması, turnesi düşünülmekte. Hı hı. Zaten dediğiniz gibi her şey streaming'e döndü. Hı hı. Yani Spotify ne kadar para veriyor tartışılır. Albümler satmıyor. Evet, evet. YouTube'dan biraz reklam yapıp başka kanallardan para kazanıyor. Yani bu müzisyenlerin para kazandığı alanlar kısıtlı. Evet. Daha çok canlı müziklerden. Yani konserlerden, doğru, bir sahnelerden alınabiliyor. Bu müzisyen para kazanacak ki yanında çalışacak Rodisine, ondan sonra, bravo, ses teknisyenine, ondan sonra davulcusuna, gitarcısına da para verecek. Evet. Ve bu da piyasayı daraltmaya başladı. Buna mukabil bir de şunu da görüyorum ben. Zaten Türkiye'de bunların da etkisiyle kaliteli müzik kaygısı artık yok. Yani birazcık satılsın, para kazanayım kaygısıyla da müzikler yapılıyor. Sanat kalitesi düşüyor. Para azalıyor. Üstüne üstlük yabancı gruplar da artık Türkiye'ye gelmiyor. Hı hı. Yani benim zamanımda bir işte festivalin adını söylememe gerek yok. Artık düzenlenir mi düzenlenmez mi onu da bilmiyorum ama reklam olmasın. X bir festivale Metallica'sından tutun da Slayer'ına, Anthrax'ine, Megadeth'ine, işte Rammstein'ına rock ve metal müzik dinleyen birisi orada doyuyordu. Doğru. Ve bununla birlikte sponsorlar geliyordu belki. Orta Doğu'dan, ben şunu çok net hatırlıyorum. Tabii. Orta Doğu'dan birçok kişi Türkiye'ye geliyordu sırf onları izlemek için. Yani katılımcıların da yarısı yabancı oluyordu. Yabancı. Bu bile bir aslında turizme katkı. Ve her hafta başka bir festival. Evet. Tekno Festivali, X Festivali, Y Festivali. Şimdi festivaller bitmiş durumda. Öyle bir şey yok. Hani her şeyi geçiyorum. Bu iş para değil ya. Parasını da geçiyorum. Ben gençliğimi bu anlamda iyi yaşamışım ama yeni birlikte çalıştığımız genç arkadaşlarımız bize böyle sanki şey gibi bakıyor.
Yani oradan bakıyorlar. Ne Metallica mı? Türkiye'ye Metallica mı geldi falan diye bakıyorlar. Evet, doğru, geliyordu. Evet. Artık bunları yaşamıyoruz ama hala bunlar devam ediyor. Almanya'da 10 konser veriyor bu adam. Orada da pandemi var, burada da var pandemi. Nasıl oluyor diye kafamda düşünceler. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim bir projemiz var. İsmi Mixart. Bu da yine bağımsız müziği ve müzisyeni odak aldığımız bir müzik projesi. Hiçbir müzikal bilginiz, yeteneğiniz olmasa bile çok rahat müzik yapabildiğiniz bir platform. Bununla alakadar, bunun kurulumu esnasında ve sonrasında ben çok ciddi araştırmalar yaptım dünya müzik ekonomisiyle alakadar. Ve şunu gördüm Çağrı Bey. Bütün dünyadaki, bütün coğrafya, ya zaten Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı lider. Bu arada pardon, asıl lider K-pop'a döndü. Evet, doğru. Kore müziği şu an lider. Evet. Bir numara. Dünyada tabii ki yani ticari anlamda bir numara. Sonrasında Amerika'sı geliyor, İngiltere'si geliyor. Ve inanır mısınız bütün kıtalarda, Güney Amerika, Avustralya, işte Uzak Doğu, Doğu Asya, Güney Asya ve Afrika da dahil olmak üzere hepsinin müzik sektörlerinde grafik bu şekilde. Sadece ve sadece Anadolu'da müziğe dair dünya çapında hiçbir şey yok. Sadece Anadolu'da ve yok. Ve enteresandır yani müziğin çıkış noktalarından biri, evet, işte Anadolu. Bu kadar zengin Orta Doğu, Azeri, şu anda Türklerinin yaşadığı bölgeler. Hani bundan 4000-5000 yıl önce Sümerlerin işte belli işte hatta gitar riffine döndürmüşler onu, bir şeyler çalmışlar. Aha. Burası bu işin menba, orijin noktası yani. Evet. Ama şu anda biz ki yani her noktada olduğumuz gibi orada da hiç yokuz. Işte, çok yokuz. Enteresan yani. Hiç yokuz. Dünya çapında müzik sektörü anlamında sadece bir yerde bir istatistik gördüm. O da şey, K-pop'un en çok dinlenilen yerlerinden biri listesinde Türkiye işte 7. sırada falan. Sadece adı burada geçiyor yani. Peki ne öngörüyorsunuz? Son olarak size bunu sorayım. Türkiye'de işler değişir mi? Türkiye'de müzik kurtulur mu? Yoksa daha da mı kötüye gider? Vallahi şöyle, bu belgesel sürecinde bayağı bir şey öğrendim bilmediğim noktalarda. En önemli nokta şuydu. Bir defa müzisyenin de bir birlik olamama bug'ı var. Bug diyelim buna. Dı diyelim hatta. Bu süreçte, pandemi sürecinde şunu gördüler. Gördük diyeyim hatta, ben de hani amatör bir müzisyen olarak. Gerçekten müzisyenin müzisyenden başka dostu yok aslında yani. Şu an itibariyle yok. Dolayısıyla birlik olmayı yavaş yavaş öğrendiler. İşte her şeyi uzaktan yaptığımız gibi konserlerde ufak ufak uzaktan yapılmaya başlandı. Ya da işte kayıtlar, koprodüksiyonlar olmaya başladı. O oradan gitarı çaldı, o oradan davulu çaldı, cep telefonuyla çekti, evet, birleştirdi, koydu ve kendini iyi hissetti. Çünkü zaten para kazanamıyor, hı hı, zaten hayatını idame ettirme şansı yok ama en azından diyor üreteyim, üreterek hayatta kalayım, birazcık insanlara göstereyim. Ya sonuçta sanatçının derdi beğenilmek bir taraftan da, böyle bir ortak bir noktası, tabii, da var işin. Eğer ki şimdi bir sendika daha kurulma aşamasındaymış sevgili İlkay Akkaya'dan öğrendiğime göre. Eğer bu sendikalaşmalar hızlı bir şekilde, seri bir şekilde oluşur ve müzisyen de belli bir noktada bunu artık taşın altına elini sokarsa bence hiç aşılmayacak bir şey yok. Aksine böyle bir anda o 70'lerde falan yaşadığımız, evet, sonrasında 90'lara doğru yansıyan üretim patlamalarını yine görebiliriz. Bence görebiliriz. Çünkü çok müsait. Bir taraftan da işte teknolojinin yukarı çıkması herkese evinde müzik yaptırma, evet, şansı tabii, yani doğdurdu. Tabii ben şey hatırlıyorum. Yani. Pandemi döneminde en çok satılan ürünler, oyuncaklar, masaüstü oyunları, aha, ve müzik aletleri. Evet. O yüzden neden olmasın? Dilerim Türkiye'de birçok yeni müzisyen gelişir. Ben de umuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben amatör bir müzisyenim ama pandemi bana o kadar güzel geldi ki belli bir noktada bir anda beste yapmaya başladım mesela. Tabii. Ya amatör zaten şu demektir yani, bildiğiniz gibi amordan geliyor kelime kökü. Ha, aşktan geliyor. Yani işini aşkla yapan demek. Bence öylesi daha da şey olabilir yani.
keyifli bir tanımlama olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cenk Bey, bize katıldığınız için çok güzel bilgiler verdiniz. Ve dilerim Sen Kimsin de başarılara ulaşır. Özellikle bu festivallerde başta. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz müzikle amatör olarak ilgilenen, aynı zamanda yapımcı yönetmen Cenk Kaptan'dı. Sen Kimsin'in yapımcısı. Kendisini burada ağırladık ve müziğin Türkiye'deki geleceğini ve şu anki çıkmazını konuştuk. Cumhuriyet TV'den teşekkürler. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.